Araç 17. uçak şu an için Ankara semalarında, birazdan Mürted Hava Üssü'ne iniş gerçekleştirecek. Sabah saatlerinde S-400 sevkiyatı hız kesmeden devam etmişti. Saatler 7'yi gösterdiğinde ilk Rus kargo uçağı iniş gerçekleştirdi. 15. Rus kargo uçağı iniş gerçekleştirmişti. Daha sonrasında ise 16. uçak da Mürted Hava Üssü'ne inerek kargosunu Türk yetkililere teslim etti. Birazdan da 17. Rus kargo uçağının, Antonov cinsi bir Rus kargo uçağının Mürted Hava Üssü'ne iniş yapmasını bekliyoruz. Şu an için Ankara semalarında uçuş gerçekleştiriyor Rus kargo uçağı. Birazdan o da Mürted Hava Üssü'ne teker koyacak ve sevkiyata devam edilecek. Rus yetkililerden Türk yetkililer S-400'ün kritik parçalarını alacaklar. Şimdi kameraman arkadaşım size Mürted Hava Üssü'nden görüntüler getirecek ekranlarınıza. Özellikle sabah saatlerinde başlayan sevkiyatla beraber Mürted Hava Üssü'nde yine hareketli bir gün yaşıyoruz. Çünkü arka arkaya Rus kargo uçakları Mürted Hava Üssü'ne iniyor ve S-400'ün kritik parçalarını Türkiye'ye taşıyorlar. Peki bu Rus kargo uçakları hangi parçaları getiriyor? Öncelikle komuta merkezi ve radar sistemine ait hassas parçalar hava yoluyla taşınıyor. 12 Temmuz tarihi itibariyle başlamıştı sevkiyat. İlk Rus kargo uçağı 12 Temmuz tarihinde Mürted Hava Üssü'ne teker koymuştu. Biz de o andan itibaren Mürted Hava Üssü'ndeki haber nöbetimize devam ediyoruz. Toplam 17. uçak olacak bu inen uçakla beraber. Şimdiye kadar 16 sevkiyat gerçekleştirildi. 16 sevkiyatla S-400'ün kritik parçaları Türkiye'ye teslim edildi. Tabii çok büyük bir hava savunma sistemi bahsediyoruz. Önümüzdeki günlerde hava sevkiyatı devam edecek. Yine S-400'ün kritik parçaları Türkiye'ye getirilecek. Daha sonrasında ise deniz yoluyla sevkiyat devam edecek. Deniz yoluyla yapılan sevkiyatta da füze sistemleri artık Türkiye'ye teslim edilecek ve S-400 parçaları Türkiye'de uzmanlar tarafından birleştirilerek konuşlandırılacak. Peki konuşlandırıldığında neler olacak? S-400'ün temel özellikleri neler? Dilerseniz biraz da bunlardan bahsedelim. Özellikle 600 kilometre çapında çok geniş bir alanı S-400 radarları tarayabiliyor ve 600 kilometre çapında herhangi bir hava tehdidi olursa anında komuta merkezine iletebiliyor. Bu 600 kilometrelik çap içerisindeki herhangi bir tehdit 400 kilometrede hemen anında imha edilebiliyor. Etkili menzili 400 kilometre. S-400 hava savunma sisteminin 400 kilometre içerisine giren herhangi bir tehdit anında komuta merkezine iletiliyor ve komuta merkezinden gelen emirle beraber de S-400 füzeleri anında yola çıkıyor. 1.8 ton ağırlığında bir füze ve 8 metre uzunluğunda 1.8 ton ağırlığında olmasına rağmen gerçekten çok büyük bir hızla hedefe doğru hareket ediyor. Yaklaşık saniyede 4.8 kilometre bir yol alıyor ki bu da göz açıp kapatma süresi içerisinde 5 kilometrelik bir mesafeyi alabildiği anlamına geliyor. S-400 hava savunma sisteminin zaten bu hızıyla beraber de düşman hedeflerine anında gidiyor ve anında yok ediyor. Evet, artık sevkiyatın 7. günündeyiz. Bir haftayı neredeyse geride bıraktık. Bu bir haftalık süre zarfı içerisinde pek çok Rus kargo uçağı Mürted Hava Üssü'ne iniş gerçekleştirdi. Şu ana kadar toplam 16 Rus kargo uçağı Mürted Hava Üssü'ne iniş yaptı. Birazdan da Ankara semalarında uçan Antonov tipi Rus kargo uçağı Mürted Hava Üssü'ne teker koyacak ve o da getirdiği kritik S-400 parçalarını Türk yetkililerine teslim edecek diyelim. Sözü Mürted Hava Üssü'nden tekrar merkeze bırakalım.